Cümleten selamünaleyküm. Gönlü güzel takipçilerimiz. Elmas'ın Hayatı'nın kanalıma. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün annemle, dayımla, yengemle Niğde'ye gidiyor arkadaşlar. Niğde'yi görmedik, Niğde'ye de göreceğiz. Ben hiç görmediydim Niğde tarafını. Yengem akşam bendeydi, ben dedi Niğde'ye gidiyorum, seni de götürürüm dedi. Ben de vallahi giderim, işim yok dedim. Acık bilime korsa taktım. Ondan sonra bir gaz gevşetici yuttum, bir ağrı kesici yuttum. Yola düştüm. Anama da dedim gel seni de götürelim, bir geze geldik, değişiklik olur dedik. Ben işimleri de koydum işine, yarın dedim. Sen burada dur dedim. Yarın biz çörek yapıyor. Ne mi? Yarın git. Olsun ha, dursun bir, o da dursun. Olurmaz. Yarın ne de dursun, bir gün eder. Derman yok, ne mi? İkimiz yaparız. Bir fırın, ne var ya? Bir fırın Derman ablam yapacak, bir fırında ben sana da yapalım bir fırın. Bir fırında ben tadına yapayım. Bakalım bir. Özledik. Yiyelim, İbrahim Efendi can istiyor. Geçen diyordu. Ben de dolabımda yer yok da. Dolapta yer yok. Öyle üstünden yiyelim diye arkadaşlar. Derman bacım orada acık börek yaparız. Balgabaneyim sürelim fırına. Haşhaşlı poğaça yapım diyorum. Bir bilmiyorum öyle bir kararlar verdim. Serkan bence Aksaray'da Ayhan'la. Ayhan'ın böyle saz kursu var. Oraya gitti arkadaşlar. Hep hırmakta verdim. Dondurucuda yer yok zaten. Anne havalar soğudu. İleyin de tüketerek. Annem burada. İşte benimki burada anacığım. O senin. Senin orada. Senin. Dayım bize içecek aldı arkadaşlar. Yol kenarında durduk. Bura nereydi bura dayı? Derin kuyu muydu? Derin kuyu geçtik. Geçtik mi? Bu arada dayım da. Dayı bir merhaba de izleyicilerimize. Merhaba. Hani seni görmüyorlar ki. Merhaba. Arkadaşlar, Niğde'de görüşürük inşallah. Güzel yerler görürsem sizlere paylaşacağım canlar. Yavaş diyorum oğlum kapıyı. Arkadaşlar, biz şu an Niğde'deyiz. Dur bir ayağımızı açılsın bakalım. Araba bizi şeye gösterecek. Ha, adam mı götürecek? Hadi girip binelim o zaman. Biz de bir ayağımız açılsın dediydik. Girip indik. Bismillah. Oyna bakalım. Şu an giden adam mı? Dayım indi. Biz bulamadık arkadaşlar. Yaz yok çıkmıyor. Mezarlığı diyor. Şehit Halis Ömer. Mezarlığı. Yengem diyor ya Şehit Halis Ömer diyorum sana diyor. Allah ileride yine bulamadın mı hacı? Buldum. Annem de ağrılar var arkadaşlar. Hepimiz hastayık vallahi. Gezmeyin hem çıktığımıza bakma. Durmuyor ki. Dört kula şey dikmişler sarımsak. Anne ve kızının İsrail topraklarına ulaştığı. Arkadaşlar biz sonunda bulduk. Şehit Halis Ömer'in şehit mezarlığını. Aray aray bayağı dolandık. Şurada bir yazı dikkatimi çekti. Anne başta taç imiş. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş. Aynen öyle. Oğlun Efrasim'miş. Hiç unutmayacak yazmışlar evlatları. Bak aynı yazıyı oraya da yazmışlar. Seni hiç unutmayacağız yazmışlar. Biz nerede dolanırsak dolanalım, çalışalım. Geleceğimiz yer burası. Aynen. Türkan yengem de orada çekim yapıyor. Ben de burada sizlere bir anı olsun, bir hatıra olsun. Ben de ilk defa geliyorum arkadaşlar. Yengemin sayesinde, dayımın sayesinde geldim. İsmini hep duyduydum ama görmek kısmet olmadıydı. Şöyle buraya bir yazma bağlamışlar. O dikkatimi çekti. Merhum Mustafa Halis Demir. Demir'in hayratı. Çeşme yapmışlar. Şöyle annesinin yazmasını bağlamışlar. Burada çocuk mezarları var. Ahmet eşi Ümmü Gülsüm Koç. Niğde'den bizi belki izleyen takipçilerimiz vardır. Onlar da belki tanıdıklar çıkar. Anne cennet kapısıdır girmesini bilene. Çok güzel. Baba rızık kapısıdır açmasını bilene. Çok güzel yazılar yazmışlar anlamlı ama gerçekten vefat ettikten sonra sanki hiçbir şeyin anlamı yok gibi. Öğretmen İsmail Erol. Eskidi bunlar. Evet bu da bunu böyle bir şeye çerçeve içine alırlar gibi yapmışlar arkadaşlar.
Diye resmi var bak. He. Oraya da resim koymuşlar. Buranın mezarlığı da bir farklıymış. Tertemiz süpürmüşler. Görüyorsunuz yapraklarını, gazellerini. He, tertemiz olmuş. Şimdi kayboluruz burada da. Lütfen mezara su dökmeyiniz diyor. Mahir Tüfekçi, şehit, uzman, çavuş Mahir Tüfekçi, Mehmet, memleketi Niğde'ymiş. Görüyorsunuz şöyle karanfiller koymuşlar ziyaretine gelenler. Assubay Erdal Songur. Çelaçlıymış. Evet. Şöyle burası da bayrakları görüyorsunuz. Gurur duyuyorum gerçekten. Bayrakları gördüğüm zaman bir duygusallık geliyor. İbrahim Efe, hı, dua okuyalım annem. Şehit Ömer Halis Demir. Baba adı Hasan Hüseyin. Anne adı Fadime Ana. Memleketi Niğde. 2016 şehit olmuş. İbrahim sen 2 yaşındaymışmışsın. Şehit olduğunda. Biz bir dua edelim arkadaşlar. Aslında. Annem. Bu şehit olduğunda sen 2 yaşındaymışmışsın. 2014'te olmuşsun ya. 2016'da vefat etmiş. Dayımla yengem, annem de geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle etrafını çerçeve içine alır gibi olmuş. Böyle ta mezardan girince insan dikkatini çekiyor zaten. Bir duamızı okuyalım arkadaşlar. Üçünde şehit. Bunun üçünde mi şehit oldu? Ha. Evet arkadaşlar. Şişe de yazsın üstüne de şey daha dikmişler. 2016 ölmüş. Mekanı böyle cennet olsun kardeşim. Vallahi yani, iyiymiş. 2 yaşında ölmüş. 2016'da ölmüş. Ben 2 yaşındaydım o zaman. Mertebe herkese kısmet olmaz. Aynen. Rabbime öyle sevgili kuluymuş. Niye biz çiçek almadan geldik ki? Biz yolu zor bulduk mezarlığı. Bulsak alırdık. Bu nerede nasıl hatırlıyor bilmiyor ki alınıyor. Dolmuşlar gelmişler. Karanfil. Babasının adı da Hasan Hüseyin'miş. Adı da iyiymiş. Bari babasının adı. Bu da nasıl? Biz Ömer'imizin adını Ömer Halis koyalım diye çok ısrar ettik. Yüksel istemedi. He. Bunun ismini koyacaktık arkadaşlar. Yine Ömer. He, Ömer canım da Halis'imiz de olacaktı. He. Olmadı. Yüksel kardeşi istemedi. Sağlık geliyor. İşte böyle. Halis Ömer'in mezarına da geldik. Kaç senedir diyordum, isteyordum. İbrahim 2 yaşındaymışmış vefat ettiğinde, şehit olduğunda. Değil mi? 2015'te oldu. 2016. Şii. Yok, 2015'te şii oldu. Ama 16 yazıyor. Niye ki? Ne bileyim ben. 7. ayın 16'sı 2016 diyor. Bak şehit oldu diyor. Darbe o 2015'te olmadı mı? 15 Temmuz'da oldu. Evet, 15 Temmuz'da. Bunu da 16'da vefat ettiği günü öyle yazmışlar. O anda ölmedi mi de bu? Bilmiyorum ki. Demek ki ölmemiş olur. Öyle ölmemiş. Yazmışlar. Ben de dikkat ettim 15 Temmuz'da oldu o gün. Görünüyor mu orası? Baksana 7. ayın 16'sı 2016 diyor. İbrahim 2 yaşındaymışmış. Hmm. Bu 2014'lü. Biz o zaman Gülpınar'daydık olayın olduğu gün. Oradaydı evimiz. 15'te oldu da. Şimdi biz de yoldaydık. Bulgaristan'daydım ben. Bulgaristan'daydık, geliyorduk biz de. Orada dediler darbe oluyormuş. Çoğu geri döndü. He. İçeriye sokmuyorlarmış dediler. Ondan sonra biz de bizim kayınlarım oraya getir, geldik. Getirip ben de oradakileri de çektim. Oradakiler de yazılar. Ondan de, sonra. Allah kurban olsun. Onlara da okuyalım. Canım annem, annemi de getirdik. Burada bir şehidimiz daha var. Bakın. Mahmut Turgut'umuş bu da.
Anne adı Elmas'ımış, dikkatimi çekti. Baba adı Halil'miş. Bir daha şehit var burada. Şuradaki gençleri de görüyorsunuz, su döküyor arkadaşlar. Elmas burada bir resim çekelim. He, çekinelim. He, biz geldik ama elimiz boş geldik. Biz zor bulduk yani. Şu an saat kaç? 3.30. Ta 12'den belli yoldayız. Evet. Anca bulabildik. Yani gülüm nereden alındığını da bilmiyor. Buraya hep çitmişler. Baksana onlar şehir yakın burası, akrabalar da olabilir. Şehir içi değil burası. Böyle evet. Köyü. Yani kendi köyümüz gibi aynı. Koyu. Zaten buralıymış kendisi de. Evet. Buraya. Defnedilmiş. Annesinin babasının yanına defnedilmiş. Bunlar da işte, bunlar da şehit. Onlar da şehit anne. Şu da şehit bak. Şu orada bayrağı var bak. Aynı şehit gelme oradan. Hı, bunlar beraber herhalde. Ben meydan yönünden oluyorsa. Annesi orada, babası burada. Dayı'nın da buldum. Yo, orada da öğretmen var dayı. Öğretmen mi? Hı, baktım ona ben. Babası da yakın. Buraya ev gibi yakmıştı barında. Orada öğretmen anne, öğretmen vefat etmiş. Gönüllerde damlayın. Ben hep an akar durup beni seven dostlarım giderken okuyun diye de yazı yazmışlar yine. Burası galiba yeni vefat edilmiş. Şöyle göstereyim. Yeni defnedilmiş. Daha taşı bile yok. O kadar sessiz ki hani aslında insan şöyle bir baktığında gerçekten en çok huzur bulduğu yer mezarlık. Ses yok, seda yok, kavga yok, gürültü yok. Dövüş yok, çekiş yok. İnsan diyor mezarlıkta huzur buluyor, iyi. Temiz mezarlar var, bakıyorlar. Süpürüyorlar anne, süpürmüşler hep dalların içini. He, sevdin mi anacığım burayı? Kardeşinle öyle dur da bir resim çekeyim. Şu şeyin pilidin şişesine durun tam oraya. Şuraya dur anne. Şurada. Arkadaşlar bu da şehidimizin annesinin mezarıymış. Fadime Ana teyzemizin. Teyzeye şimdi diyorum sanki beni duyuyormuş gibi. Yiğit doğurmuşsun diyorum. Esrah diyor annem de. Şurası annesinin mezarı. Şurası da Halis Ömer'in mezarı. Yazık İbrahim Efe de su dökecek. He, onlar da şehit arkadaşlarıymış. Mezara su dökmeyin diye yazı yazmışlar orada. Olabilir. Hangisi anne? Resim koydukları mı? O da şeymiş, Mustafa Özer'imiş. Ömer Çelik mi yazıyor? Ömer oğlu diyor. Bura hep Ömer. Belki diyorum bizi buradan izleyen takipçilerimiz bile mezarlarını görecekler. Evet. Annemin çalış beli kalkmıyor. Evet, benimki de kalkmıyor vallahi. Ha. Sana ne diyecek? Adam. İyi? Bilmiyorum ki bak be. Neyi göstereceksin annem bana? Zor oturduydum İbrahim. Hı? Zor oturduydum. At onu at. Hadi o mezara i̇şte dök o suyu. Hadi, hadi sana da sevap olsun. Dök birini. Siyah olur dök. Ana. Valla. Oraya gelmişler görüyor musun? Oraya başka birine gelecek. Biz bile T50'lere yakınlandık geldik. Ta Aksaray'dan geldik onun için. Yani.
Onlar da nereden gelmiştir kimse bilmez. Aa, hayırlar bak seni. Leyla teyzeniz de bütün ölmüşleri okudu. Allah kabul etsin, ben de okudum. Ne kadar gülsek oynasak da geleceğimiz yer burası. Hepimize. Aksaray'a İbrahim Efe acıktım dedi. Yemek yiyecek. Tamam mı? Jalapeno kodurdun mu? Bir şahadan var, büyük ayran var. Paket olsun. İbrahim çiğ köfte yiyeceğim dedi. Biz de yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Aksaray'dayız. Şöyle göstereyim. Yine aynı yerimize, mekanımıza geldik. Şurada da yemeğimizi yiyecek. Dayım, yengem, annem oradalar. Büyük ayranı ben aldım. Tamam, büyük ayran al. Büyük ayran al. İbrahim Efe, ne yiyorsun? Vallahi çiğ köfteyi buldum. Çiğ köfteyi oradan aldık, buraya getirdi arkadaşlar. Buranın sucuğu da çok güzel oluyor. Fiyatını görüyorsunuz, 360 TL olmuş. Herhalde öyle, uzaktan gözüm öyle görüyor. Kilosu 360 TL. Geçen kişiyle 300'ü diyor. Bize bir hafta nöbü. Bu da 60 koymuş. Yengemle dayım da buraya oturdu. Anamla ben de buraya oturduk. Babama da telefonu açtık. İyi gezin bakalım diyor. İlker bacımın orada da çay içeceğiz canlar. Ona da telefonu açtık. Ben daha yeni geldim o kardeşimin. Öyle mi? Sizi buluşturduk bugün. Ne zamandan beri? Tamam, Almanya'ya gidelim. Lohantı'ya. Valla? Tatlı mı? Çok acıktın. İbrahim'e iki lavaş da yaptık. Ha, mega yaptık en büyükten. Canım da yani. Ahmet kardeşim hiç gitmedi. Nafis kardeşimle çok gittim vallahi. Hey, Nafis dayım da izliyorum. Ona da selam olsun. Ellerinden öpüyorum. Çok gittim. Aynı rengeme de selam olsun. Bizi izleyen tüm takipçilerimize selam olsun. Senin diğer an söylerim biliyor musun? Çok acıktık, çok acıktık. Acı sabah takası sayın olmaz mı? Sabah saat 1'de çıktık evden. Benimki soğanlı olsun. Soğanlı mı? He, ama et olmasın. 100 gram tavuk, tavuk. Tavuk mu? Tavuk olmadan. Ha, ben yemem o zaman. Buradaki dönerciye gittiydim. O da döner kalmamış, et döner varmış. Onu da istemedim. Ben sevmiyorum et döner, tavuk döner neyse de. Abiye kısmetmiş. Kimse kimsenin kısmetini yemez. Buraya çok soranlar oluyor abi. Biz YouTube kanalımız var ya, orada tanıtım amaçlı oluyor. Bu şeyi söyleyin isterseniz, bir neresi burası? Ereğli Kapı. Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı. Ha, Atatürk Bulvarıymış. Biz hep buraya geliyor. İlker bacım tanıştırdı beni buraya. Yani Mısır'da olsun, Jalapeno'da olsun. Mısır biraz bol olsun. Yine bugün çiğ köfteymiş kısmetimiz. Sos var mı? Nar ekşisi, acı sos. He, nar ekşisi bol olsun. Bir de acı sos olsun. Acı sos. Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Hayırlı akşamlar. Vallahi ev bak pasak. Ayhan dedi ki babaannem elini kestirmiş dedi. Bir bakım geldim. 3-4 çörek koydum. Dayım babamın ceketli kazanayım vardı. Onu koydum. Ötüğüm pilav yiymişmiş annem. Penceresi duruyordu. Onu getirdim. Daha yemeklerin evde duruyor şiirim, bulaşıklarım. Bir dedim bakım geldim. Saat 6:00 zaten akşama da yoruluyor. Selamun aleyküm canlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun. Elmasınlar mı ona geçtik de. Yok canım olsun. Dedim vallahi zaten. Ben elimi kestirdim. Dün çörek yapıyorum. Bıçak kaçtı bıçak. Bıçağına şöyle tepsine edilen şey derken nasıl şöyle başka tamam. Bir şey. Kesmez de benim el ağlamaydı. Onda bu serpilini çığırdım şeye oturdu. Sağlık hocam. Ben çıkken zaten dördümüzde almam herhalde. Alıyor mu? İyi şöyle gel. Diktireceğim dedi. Ben daha mani öyle sarım dedim. Basıma yaptırdım. Geldim oturuyor bizde. Elmas kız gelmiş, hoş gelmişler hepsi. Allah yoruluyor ama yalan dünyanın hiç bitmiyor. Bindi bitirdim diyorum, bir taraftan iş çıkarıyorum. Senin işin bitti mi? Benim işim bitmiyor, iş çıkardım geri. İşte işim bitti, olacağım ama. İşte kaynana kapıma kaldırırmış, gelin basarmış işini. Gittiğim illerden nelerle gelirdim, tarlaya giderdim. Tüm yengem diyelim ha, daha kalıyorum ondan diyor, kısmetli. Git dedim iyice iç çağırıyor. Serkan bana kızıyor dedim. Hiç koyarsanız doymuyor diyordum. Nasıl buluyor? O da şöyle göbekli buluyor. Şahin yengem gibi.
Tarlaya giderdim, pancar bulursam alırdım, ot bulursam, patates bulursam, lazım. Ne bulursam. Çıplana gidecek. Kaç gündür gelmiyorduk, bir bakın dedim. Aslında biz bugün Türkan gemine gelirdik. O da dedi Hatice teyzeye bir bakalım diye. Herhalde yarın Aksaray'a gidecek. Onun önce şey, hastane randevusu varmış. Hayır, yarın uğrarsa gelirim. Uğramazsa bilmiyorum yani. Tam söz bilmeyeyim. Yok, bir bakalım Hatice teyzeye dedi. Gelirim. Belki gelir yani, bilmiyorum. Evet. Söylediydi. O seni izliyorum zaten yurt dışında. Gelsin, kapımız aç. Yemek yedik, bulaşığım duruyor arkadaşlarım. Aman nasıl olsa yıkarım dedim. Bulaşık makinesini boşaltırım. Allah'ın bunu böyle değil, onu da yarın yapayım. İyice canıma tak dedi gayri iş yapmaya. Arkana düştü aman, o da dursun bari. Tam demeden akşam oluyor, bir kahvaltı hazırladım. Ondan sonra Serkan'ı da gelin de burada yapalım. Zaten hazırlayacağız nasıl dedi. Gayri geldik, bir 11'de kahvaltı yaptık, geç geldiler. Ondan sonra da bir domates ayıkladık saat 2-3'e kadar. Bayağı bizi oyaladı. Ondan sonra da bir yemek hazırladık Derman'dan. Çay da içmediler yazık. Açtık oya gittik. Akşam oldu. Akşam oldu. Böyle de böyle oldu arkadaşlar. Allah iş kaygısı olsun, başka kaygısı bilmez. Bir üstümü değiştirdim. Hep domates sıçradı. Şeyi kabuğumu da içine çektirdim. Böyle kabuksuz tatlı olmuyor. Tuzunu attım. Yerinde dursun da gayrı yiyecekten sonra bir ağzını açın sinirlere dökün. İyi canım, öyle olsun. Allah başka türlüsü da bilmesin. Kariye ayarladı, herhalde içeri giremem diyor Serkan bana. Olsun bağlı diyor. Ben dedim, daha nasıl işi bitmedi. Kayhan'ı değil. Kız bahçede domates böyle bitti diyor. İnan bahçesinden geliyoruz. Nasip. Kısmet. Bizimki de çürümüş, o zaman iyi. Dağında yiyelim. Olmadan bulmuş. Dağında yiyelim dediğinde çok bok gibi olmuş şöyle. Çiğ diyor ya, bir müddetten sonra bizim bahçenin bir de... Niye öyle diyorsun lan? Çürümüştün. Nimet. Ne biçim konuşuyorsun sen? Nimet olsun, sinirim olan. Çürümüş he. Ben de öyle onu... Kelebetleniyor, kurtlanıyor. Benimki de öyle. Bir şeyden... Benim bahçede bir şey var. Patatesim de aynı olmuş, gördün ya. Yiyor mu patatesi? Yiyor, tatlı da kurtlu. İşte olmayacağı için de kurtlu bitmeden şey. Şehrin adı, acep yazlık oldu. Yazlık senin patatesin. Ondan mı? Vallahi yazdım. Yazdım mı sokulacağını? Hep bitti, o ilken sokulacağını. Yani ben gittiydim erkenden. O zamanlar soksana satsaydın keşke. O zaman daha patates bayağı bir yiyordu. Ondan kutlanmış o sanıyorum ben. Vallahi bilmiyorum. Yazdım. İyi tatlı tuzu iyi de. Anne ama pürü hiç ölmedi. Ay içeri. Davanda kurtulmuş. Yazdık olsa pürü ölür. Daha evet. Pürü yeşerdi bizim söktüğümüzde. Vallahi yazdık senin patatesin. Bitmiş, şöyle şöyle şeymiş. Vallahi bilmiyorum. Neyse arkadaşlar biz için sohbet edelim. Ondan sonra da evimize giderek videonun devamında yarın görüşürüz büyük bir ihtimal. Görüşürüz. Sevgili takipçilerimiz biz şu an çay içiyor. Videomu aslında sonlandırdıydım burada. Çörekler demiştik. Çörek değiştirdik. Onlar bizim çöreğin tadına bakıyor. Biz de onların çöreğin tadına bakıyor. Dün annem çörek yapmış şeyde elektrikli fırında. Şuraya yaktım. Tepsi çöreği. Şöyle göstereyim, demirci yöremize ait. Altı falan çok güzel kızarmış. Ben de annemden haberim yok. Bir fırın seçip çöreği yoğur dedim. Ben de onlara tadına baksınlar diye getirdim şöyle. Onlar bizimkinin tadına baktı. Biz de onlarınkinin tadına baktık. Seninki bizimkinden tatlı. Değil mi? Evet. Seninki de iyi olmuş. O anlamı vereyim. Ya biz de yedik Ayhan'la bölüştük. Seninki karnımız tok aslında. Patates ya. Bizim de suyla bayağı. Olsun. Seninki de güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Suyla bayağı ile yoğurdu. Keşke bir de şekerli yapsaydın. Şöyle. Canım istedi. Ayhan diyordu Derman. Derman teyzem. Annem niye bundan yapmamış diyordu. Fatma'nınkini mi gördün? Onlar, bir tane isteydin Fatma ablamdan. Bir tane yedim. O da arkadaşlarla bölüştü. Şu kadardı zaten. Hele Derman teyzem diyordu. Ayhan diyordu. Annem niye bundan yoğurmamış diye şekerli. Aklıma gelse vallahi yoğururdum. Hiç aklıma gelmedi. Biz çay içiyoruz arkadaşlar. Çocuklara şundan ne getirdim? Yemeğe yiyorlar. Annem duramadı yine doldurdu geldi. Karnımız tok diyorum duramıyor. İbrahim'le Ayhan isim elmas diye biri yiyor. Yemeğimizi yedik geldi. İbrahim'le hiç bakmıyor. Annem gönlüne bir şey gelmesin diye çöreğin yarısını ben yedim. Yarısını da Ayhan'ım yedi. İyi olmuş ellerine sağlık. Kayınvalidemgil'den geldim. Ayhan'ıma kasayla üzüm aldıydım. Onları şöyle
plastik tabaklarımı aldım. Boşalttım yani. Altı şireliydi. Şimdi burayı sileceğim canlar. Oraya koymuştuk ama bayağı dökülmüş. Bugün biraz dağınık gibiydi evimiz. Misafir olunca ister istemez yemekte, çaydı, kahveydi. Bu şekilde oluyor. Bulaşıklarım bayağı mutfağı kirli gösteriyordu. Şimdi onları yıkadım canlarım elimde. Şöyle göstereyim. Bulaşık makinem de boşaltılacak. Gündüz çalıştırdıydım. Onu da şöyle göstereyim. Sabahleyin bunu, onu, buradakileri de kurur. Hepsini bir yerine yerleştiririm. Bulaşık koymadım. Şöyle göstereyim. Sadece köpeklerimin ayırmış olduğum kemik, çorba, ekmek kırıntılar var. Yemek artıkları. Onları da yarın sabahleyin inşallah köpüşlerime vereyim canlarım. Yarın sabahleyin kısmet olursa, Rabbim uyandırırsa uyanıp sizlerle olmak dileğiyle. Görüşürüz arkadaşlar.